Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan salı günü destansı bir cenaze töreniyle ebediyete uğurlandı. Eğitim meşalesinin son yolculuğunda sokaklara sığmayan gözler bu anlamlı günde devletin zirvesini aradı. Cenaze töreninin üzerinden 3 gün geçti ama tartışmalar bitmedi. Eğitim gönüllüsünün cenaze töreninde Milli Eğitim Bakanı neden yoktu sorusu birçok kişi tarafından dile getirildi. Sorunun yanıtı Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'dan geldi. Çubukçu önce Türkan Saylan'ın yaptıklarını övdü. Ailesine ve çocuklarına başsağlığı mesajı gönderdim. Daha önce Kardelenler ve Baba Beni Okula Gönder projelerinde beraber olmuştuk. Kendisini tanırım ve çalışmalarını desteklerim. Çok önemli görevler üstlendiğini düşünüyorum. Bazı konularda farklı düşünsek de kendisini hep takdir ettim. Ardından cenaze törenine neden katılmadığını açıkladı. Cenazede belli bir psikoloji oluşuyor. Hükümetten birini orada görmeyi ne kadar istediklerinden de emin değilim. Bunu da anlayışla karşılamak gerekir. Meclis Başkanı Köksal Toptan da CNN Türk'ün konuğu olduğu programda Türkan Saylan'ın cenaze törenine neden katılmadığını benzer gerekçelerle açıkladı. Bu tür cenaze törenlerinde kontrol ve konu dışı bir takım grupların bir takım eylemleri oluyor. Bunu çok yaşadık biliyorsunuz. Şehit cenazelerinde oluyor, işte başka buna benzer rahmetli Saylan gibi cenazelerde olabiliyor. Onun yarattığı bir tedirginlik olabilir. Ve aynı paralelde soruların cevap aradığı bir başka kurum, devletin zirvesi Cumhurbaşkanlığı. Brezilyalı mevkidaşı Da Silva'yı Çankaya Köşkü'nde ağırlayan Cumhurbaşkanı Gül'e cenazede devletin zirvesi neden yoktu sorusu yöneltildi. Salı günü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan. Bu konuları sonra konuşalım oğlum. Böyle değerli bir ziyaretse hiç konuları başka zaman sorarsanız bana. Gül kameralar önünde kabul etmediği soruyla akşam saatlerinde köşkte düzenlenen Türkiye Florası Projesi'nin kokteylinde bu kez kameraların olmadığı bir ortamda karşılaştı ve şu yanıtı verdi. Ben de eşim de gereken açıklamaları yaptık. Bir de çelenk çıkardılar şimdi. Ben Cumhurbaşkanı olarak nereye çelenk gönderildiğini, nereye gönderilmediğini takip edemem. Ve son açıklama. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Yüksel tartışmalara son noktayı koydu. Yüksel bu tartışmaların içine girmek istemiyoruz. Türkan Saylan'ın cenazesi herkese açıktı demekle yetindi.